This is Apollo Saturn Launch Control. We passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon. Tarihte hep ayak basmaktan bahsettik. Kara'ya ayak basmak, Amerika'ya ayak basmak, Antarktika'ya ayak basmak. Bunların hepsi iyi hoş da aya ayak basmak işte bu zor. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Birinci Dünya Savaşı'ndaki uçakları hatırlıyor musunuz? Hani böyle tek kişilik insanların açıkta uçtuğu çift kanatlı falan. Ondan sadece ama sadece 50 sene sonra insanlar Ay'a gidiverdi. İnsanlar binlerce yıl Ay'a bakmışlar, hikayeler yazmışlar, Ay'a tapmışlar. Ve bir anda endüstri devrimi sonrası gelen acayip ilerlemeyle Ay'a gidivermişler. Aslında bu savaş sonrasının tabii büyük bir numarası. Çünkü savaş sonrası soğuk savaş demek. Soğuk savaş demek iki bloğun birbiriyle sürekli yarışması demek. Dünya üstünde yarışması demek. Ülkeleri paylaşması, coğrafyaları paylaşması yetmemiş. Uzayın paylaşılması demek. Amerika'nın efsane başkanı John Fitzgerald Kennedy, başkan olduktan az sonra Amerika'nın önümüzdeki 10 yıl içinde Ay'a insan indireceğini söylemiş. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Bundan sadece 4 sene sonra da Temmuz 1969'da Apollo 11 Ay'a gitmiş. Apollo 11'in efsane mürettebatı Neil Armstrong, Buzz lakaplı Edwin Aldrin ve Michael Collins. Gerçi Michael Collins'in durumu biraz zor. Çünkü oralara kadar gitmiş ama tekkiyi beklemek zorunda kalmış. Ay inenler ise Neil Armstrong ve Edwin Aldrin. Neil Armstrong iner inmez, o çok bilinen muhteşem cümleyi söylemiş. It's one small step for man, one giant leap for mankind. İnsan için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir sıçrama. Ay'a inilmesi tarihteki belki de en büyük olay. Çünkü savaşlar olmuş, kazanılmış, oraları alınmış, buraları verilmiş, hastalıklarla uğraşılmış, ülkeler batmış, ülkeler çıkmış, ülkeler fethedilmiş ama bir gezegen ilk defa fethedilmiş tam 50 yıl önce. Düşünsenize bugün bizim için hiç acayip değil. Mars'a gitmek, Jüpiter'e gitmek, hatta Güneş'e gitmek, bunların hesaplarını yapabilmek mümkün. Bunların yapılabileceğini hepimiz inanıyoruz. Ama başka taraftan düşünün. 1969 yılındayız, 60'lı yıllardayız. Eldeki bilgisayarlar, koca koca bilgisayarlar aslında şu anda hepimizin cebinde olan telefonlardan bile daha düşük kapasitede, daha düşük imkanlara sahip. Ve sadece bunlarla insanları Ay'a gönderip inecekleri yeri hesaplayıp indirdikten sonra tekrar uçurup tekrar birleştirip geri getirmek. Ay işte bu gerçekten büyük bir olay. Tabii Ay'a inme meselesi ne o gün ne de bugün herkesi %100 inandırmamış. Hele Soğuk Savaş dolayısıyla herkesin bir kandırmaca aradığı yerde tabii ki Ay'a inme hikayesi de bir kandırmaca dizisine dönmüş. Herkes kendi göre fikirler yaratmış. O zaman çıkan bir filmden esinlenerek hayır buradaki sahneler doğru değildi denmiş. Halbuki film 78'de yapılmış tabii ki Ay'a benzeyecek. Efendim oradaki bayrak niye dalgalanmıyordu? Yıldızlar neden görülmüyordu gibi. Aslında bugün pek çok astrofizikçinin çok rahatlıkla çürüttüğü fikirler olmasına rağmen bunlar hala geçerliliğini koruyor. Belki siz de inanmıyorsunuz, nereden bileyim. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here. Ay'a inişin gerçekliğinin tartışılmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de NASA'nın o andaki ilk orijinal kayıtları silmesi, sonra tekrar kurtarması ve bunun üzerine dünyanın her tarafında yapılan, çıkartılan yeni iddialar, yeni hikayeler. İşi daha da ilginç hale getiriyor tabii. Zavallılar o kadar süre gittikten sonra üstelik 3 haftada karantinada kalırlar. Kendilerini karşılayan Başkan Nixon bile onları karantinada tebrik etmek zorunda kalacaktır. Astronotlar 20 kilo civarında taş, toprak, toz getirirler. Dünyada pek çok devlet ve bağımsız laboratuvar aslında bunları inceler ve Ay'dan geldiğinin belki de en büyük kanıtı bu 20 kilo malzemenin analizleridir. Apollo 11'in
İki mürettebatın Ay'a inişinden sonra pek çok seyahat daha yapıldı. Toplam 17 kişi Ay'a ayak bastı. Gerçi diğerlerinin adları Neil Armstrong kadar bilinmiyor tabii. Bu program 1972'ye kadar devam etti. Apollo 17 ile beraber son buldu. Ay'a giden ilk astronot bir Rus'tu. Hatta o astronot değil, kozmonottu. Çünkü Ruslar kozmonot, Amerikalılar astronot oluyordu. Daha burada dil bile ikisinin farklılığını gösteriyordu Soğuk Savaş yıllarında. Yuri Gagarin Ay'a giden ilk insandı. John Glenn Ay'a giden ilk astronot, ilk Amerikalıydı. Ay'a gidildiği tam 50 yıl olmuş. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Bundan sonra uzayda değil ama kendi uzayınızda, kendi hayatınızda nereye gideceğinize tekrar bir bakın.